Merhaba ben Esin Kocakuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte birkaç dakikada püf noktanın ki ile birlikteyiz. Daha öncesinde Instagram hikayeler üzerinden yapmış olduğum bir e, öğretme şekliydi. Fark ettim ki YouTube kullanıcıları ve Instagram kullanıcıları birbirinden farklı ve burada da bu tarz bilgilere ihtiyaç var. O yüzden birkaç dakika, dakikada püf noktanın ilk videosunu çekerek sizlerle birlikte olmak istedim. Bundan sonrası için de bu videolar devam edecek. Önümde görmüş olduğunuz hatalı diktiğimi farz ettiğim bir ürün. Ve bunun en kolay şekilde nasıl söküldüğünü göstereceğim. Elimde şu şekilde bir sökücü var. İsterseniz bir çıt çıt makas yardımıyla da bu işi yapabilirsiniz. Bunun olması gerekmiyor. Şu şekilde hatalı olduğunu farz ettiğim... ...ürünümün... Üst ipiyle alt ipini birbirinden ayırıyorum. Sökmek istediğim yerin alt kısmını rahatlatıyorum. Yani kesiyorum ipini. Şu şekilde rahatlıyor. Sonrasında alt dikişe geri dönüyorum, çeviriyorum. Rahatlattığım yeri bulup koparıyorum. Buradaki ipimi tutup uç kısmından rahatlıkla çekiyorum. Neden üst ipi yapmadık, alt ipi yaptık. Üst ip, alt ipi tutu, tutan, saran bir ip. Bu yüzden bu şekilde gelmesi çok daha zor, ama alt ipin çıkması çok kolay. E, çekme işlemini muhakkak alt ipten yapın ki kumaşınıza zarar vermeyin. Bu şekilde çok rahat elime gelmiş oldu. Çevirdiğim zaman üst ipi de kolaylıkla alabilirim. Hatalı olan yeri çok rahat bu şekilde sökebilirsiniz, kumaşınıza zarar vermeden. Bu işlemi istediğiniz kadar devam ettirebilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çekme işlemini her zaman alt ipi çevirerek yapmak. Bu kısmı kesinlikle unutmayın. Dediğim gibi çekmesi ve zarar vermeden çekmesi en kolay yöntem alt ipin tutulmasıdır. Üst ip de bu şekilde oldukça kolay bir şekilde çıkıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki birkaç dakikada püf noktalarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.